Herkese merhaba, ben Muratcan. Bu videoda sizlere IGTV, belki de Reels, hatta YouTube'a içerik üretmek istiyorsunuz. Fakat bunu kurgulayabileceğiniz, yani kesip biçebileceğiniz bir programa ihtiyacınız var. En basit şekilde hem de uygun fiyata sizlere Huawei Video Editor Plus'ı öneririm. Çünkü niye? Hem basit, birçok özellik tanımlandı. Ben daha önce 2020 versiyonunu kullanarak bazı işlerimi orada yapabiliyordum. Hatta şimdi 2021 versiyonunda senkron organizasyon olsun, video müzik ritimlerine kadar hatta farklı geçişler tanımlanmış. Bu uygulama sayesinde güzel geçişli videolar hazırlayabiliyorsunuz. Eğer siz şimdiden 7 günlük ücretsiz denemek için açıklamalar kısmında bir linkim var veya direkt satın almak istiyorsanız indirim kuponu da açıklamalar kısmında mevcut. Ben önce sizlere şunu söyleyebilirim ki bir tane Huawei'de güzel bir tane video hazırladım. Önce bir onu izleyelim, ardından programımızı inceleyelim. Şimdi geçelim. Evet, öncelikle arayüzümüz bu şekilde. Bu arada ben Mac Mini kullanıyorum. Yani hem de M1 işlemci olan. M1 işlemci şu an uyumlu değil ama performansı sizi hani uyumlu değil deyip yani M1 işlemcileri çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Birkaç tane render de aldım tekrardan. Eski bilgisayarcığım şu an aşağınızda ama onda Intel vardı. Programda şunu söyleyebilirim ki çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Atıyorum dosyalarınız bu şekilde. Bu dosyaları alıp seçiyorsunuz. Mesela buradan ben seçtim dosyalarımı. Bu şekilde seçtiğim dosyaları sürükledim ve buraya aktarmış oldum. Evet, bu kadar basit. Yani bir projeyi hazırlarken direkt buraya sürükleyip atıyorsunuz. Ve buradan yapmamız gereken tek şey, eğer kurguya başladıysanız mesela, hemen aşağı sürüklüyorsunuz bu zaman ya da timeline deniliyor. Burası zaman tünelimiz bizim. Bunu buraya atıyoruz ve bu şekilde mesela atıyorum. Ben şu an mesela hepsini aldım, böyle attım veya direkt şöyle seçip şu şekilde de atabilirdim. Yani istediğiniz gibi sürükle çek mantığıyla hemen buraya getirmiş oluyorsunuz ve en çok sevdiğim şeylerden biri ise burada kesme araçlarının bu kadar kolay bir şekilde yapılması. Mesela direkt burada görebiliyorum. Mesela burada şunu keseceğim ya da şu tarafta şunu keseceğim. Veya ben bu videoyu mesela ters çektik diyelim. Hani yatay bir videoydu ama ben bunu dikey çektim. Bakın burada döndür simgesi var. Bunu döndürebiliyor. Tekrar isterseniz tekrardan çevirebiliyorsunuz. Hatta mesela biz aslında dikey video hazırladık. Biliyorsunuz hikayeler var, Reels'lar var ve IGTV'ler var. Onlar için bizim ne yapmamız gerekiyor? Dikey formatta hazırlamamız gerekiyor. Şimdi mesela attığımız videoların hepsi yatay. Peki ben bunları çevirebiliyor mu? Hemen çevirmeyi, önce formatımızı hemen değiştirelim. 9'a 16 olarak çevirdim gördüğünüz üzere. Sonra seçtim videomu. Hemen buradan en aşağıdaki sol taraftan kırp ve döndür sekmesini çıkarak nereyi kırpmak istiyorsam orayı seçiyorum. Mesela burası. Uygula dedim. Bakın artık o video dikey formattaki video olarak ayarlandı. Ve gördüğünüz üzere şimdi bunu da aynı şekilde yapalım. Enter dedim. Uygula dedim. Bakın bu da dikey formata geldi. Çektiğiniz videoyu bu şekilde kurgularsanız yatay videolarınızı dikey çevirebiliyorsunuz. Tabii ki de daha birçok özellikleri var. Gelin birlikte önce sırayla bir geçelim. Ve burada şu nokta noktalar var. O nokta noktalar aslında müziğin ritmi. Uygulama gerçekten ritimleri algılayıp o ritimlere göre siz o kurgunuzu o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Zaten şimdi geçeceğiz oraya. Bakın mesela ben videomu kurguladım ya. Burada benim kurguladığım video. Burada favoriler, isterseniz favoriyi ekleyip orada gösterebilirsiniz. Mesela burada birçok filtre var. İşte renk filtresi var. Tabii ki de çok fazla filtre yapmak biliyorsunuz böyle bozabiliyor doğallığını. Ben açıkçası burada yani kendi videomda mesela şunu yapabilirim. Renk filtrelerinden biraz bunu. Bu arada bu isimler o fotoğrafçıların filtreleri.
hani o isimleriyle buraya getirmişler. Bakın filtreli şekilde hemen ayarladık ve birçok profesyonel uygulamalarda, aslında bazı diğer uygulamalarda hatta, bu filtreleri bile ya kendiniz yapacaksınız ya satın alacaksınız. Fakat maviyi direkt burada göstermiş oluyor ve burada mesela hayalet var. Bu tür dilde bir sürü özelliklerimiz de var. İsterseniz şöyle bir geçelim. Bakın. Burada renk, bulanıklık. Geçişlere geçtiğimiz zaman ben de videoda aslında geçişleri kullandım ve hatta fark ettiyseniz bakın kırmızı kalpler de var. O kırmızı kalpler benim favori olduğum, yani favori geçiş efektlerim. Ve bu favori efektler de aynı şekilde diğer uygulamalarda bulmak zor. Hatta bunları ücretli satın alıyorsunuz böyle yaparak, ama bu maviyi de ücretsiz. Ve benim sevdiğim efektleri bu şekilde koydum, kalpledim. Diğerleri böyle ne bileyim, eskiden hani basit, böyle çok böyle eskiden kalmış geçiş efektleri. Ama benim favorilerime geldiğim zaman ya gerçekten bunlar böyle, zaten geçişleri görmüşsünüzdür videodan. Mesela şurada bir geçiş yapalım. Bakın. Yani bunun da böyle, bu da o kadar çok değil ama şu şekilde geçişler her zaman yarar. Hatta mesela süpür var. Mesela burada örnek olarak izleyebiliyorsunuz da hani koymadan A resimden B videoyu geçerken nasıl bir uygulardı. Bu sizin, size kalmış bir şey. Yani sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Yani bir kurguyu hazırlarken hani Reels'larda, IGTV'ler geçiş efektlerini kullanarak bir tane kurgusal bir video hazırlayabilirsiniz. Peki yazı konusunda ne diyeceksin? Bakın yazı konusuna geldiğim zaman burada da çok güzel şeyler var açıkçası. Tabii ki de bende burada Fancy Instagram ve Fitness Instagram özellikleri de var. Onları da sizlere şöyle göstereyim. Bunlar ücretli olan. Hani direkt neden bunlar var diyeceksiniz diye ben şimdiden söylüyorum. Bunu kendi store'undan alabiliyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada aynı zamanda Muavi'nin kendi store'u da var. Orada Fancy'ler buradan aldığım özellikler. Siz de ihtiyacınız olan buradaki profesyonel grafikleri kullanarak da satın alabiliyorsunuz ve istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz kendi paketinizde. Onların da seri numarası var. Bu arada haberiniz olsun. Yani şimdi ben burada mesela bunları da kullanabilirdim ama siz Muavi'yi satın aldığınızdaki bu efektlerle, yazılarla zaten birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bu sadece hızlı bir şekilde yapmanız için, hani hazır efektlerden bir tane göstereyim yana geçsin. Mesela bu şekilde gözüküyor ama bu 16'ya 9 versiyonu. Biz onu bu formatta açmasaydık direkt dikey versiyonunda açacaktık ama bizim projemiz bu şekilde. Ama dediğim gibi bir yazı eklemek istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, burada gidiyorsunuz alıntı kısmı, mesela bunu. Ben buraya sürükledim, videoma ekledim. Bakın yazıyı değiştirmek istediğimde ya üstüne tıklıyorum ya da şu sol taraftan düzenleyip herhangi bir şey yazdığınızda direkt düzeltmiş olacaksınız. Mesela bir kahvenin yolculuğu yazalım. Bir kahvenin yolculuğu. Mesela bu şekilde, mesela font kötü oldu. Ben buradan fontu değiştiriyorum. Türkçe karakteri oldu bile. Şimdi mesela tekrar videomuzu izleyelim. Mesela. Çok harika gözüküyor. Direkt hızlı bir şekilde uygulamış oldum. Sizler de eğer ekstra efektler de istiyorsanız efektler store'undan gidebilirsiniz. Diğer bir sürü seçenek daha var. Hani basit, sanatsal, açılış, baloncuk. Hatta yukarıda size bahsetmediğim intro videolar var. Bakın burada hazır introları kullanarak kendi videonuzu, introsunu hazırlayabilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde sürükle çek olarak bıraktığınızda zaten hemen gördüğünüz üzere gelmiş oluyor. Bunları da aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Biliyorsunuz. Diğer bir şey ise çıkartmaları var. Eğer mesela videonuzda hani beğenmeyi veya kaydetmeyi gibi bir şey dediniz Instagram'da ya da YouTube'da, buradaki şeyleri kullanabilirsiniz. Tabii ben şimdi hemen size bir tane bulayım. Mesela oklarla gösterebilirsiniz veya bunu beğen olarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Bunları gerçekten sticker'lar elinizde en azından başlangıç seviyesi için gerçekten kolay ve çok basit kullanıldığı için bunları sürükle çekip hemen videonuza koyabiliyorsunuz. Bakın hemen koydum bir tane daha. Onun da boyutunu hemen ayarladım. Şu kadar. Ve ne kadar çıkmasını istiyorsam kısaltıyorum. Bakın tek orada zaten çıkmış olacak. Yani en sevdiğim özelliklere gelecek olursak, yani öncelikle burada en çok dikkatimi çeken 1. bu panlama ve zoomlama özelliği. 2. bu ses. Senkronizasyonu yapabiliyorsunuz. Hatta bir tanesini şimdi yapalım. Çünkü 2 tane kamerayla bir video çektiniz. Farklı açılardan çekiyorsunuz veya bir tanesinde telefonda tutuyorsunuz. Ekranınızı sesi alıyor orada. Bir tanesi de kameranızı çekiyor. Şimdi bunları senkronize etmeniz gerekiyor. Bu da çok basit.
Hemen şöyle göstereyim. Benim bir projem var. Hemen açıyorum. Hemen sürükleyip tekrar buraya bıraktım. Bakın bu benim ana kameram. Bu da benim ekran görüntüm. Hani videoda yaptığım, size gösterdiğim alan. Bunların ikisi de aynı zamanda çekiliyor. Ama ben bunları senkronize edeceğim. Tabii ki de çok uzun olduğu için aslında gerekli olan kısmı kestim. Şu anlık gerek yok. Bakın yukarıya çektim. Tekrar tüm araçlar, ses. İkisini seçiyorum. Seslere geldim. Senkronize et ve senkronize et tıkladığım zaman... Bakın konumu buldu bile. Yani bunlar ikisi de aynı yerde başlıyor ve hatırlıyorsanız ben videolarımda bunu yan tarafa da koyuyordum. Tekrardan seçiyorum o istediğim ekranımı. Buradan tekrar video düzenleme. Buradan kaplamayı seçiyorum. Kaplamadan yanıma koyuyorum. Bakın benim YouTube'daki videom oldu bildiğiniz şu an. Hem gösteriyorum, hem yaptığımı yapıyorum, hem de senkronize ettim. Ya dediğim gibi eğer müziklerle de ilgileniyorsanız bir önceki projede bu sesler kısmına tıklayıp vuruşları tespit et dediğiniz zaman mesela sesimdeki vuruşları da tespit etmesini isteyebiliriz. Deneyelim. Bir performans verir diye düşünüyorum. Hemen vuruşları tespit etsin. Bakın benim vurgularımın olduğu kısımları noktaladı bile. Eğer siz burada sıklıklarını da arttırabilir veya azaltabilirsiniz o vurguları. Bu şekilde yani dediğim gibi birçok seçeneğiniz var. Yaratıcılığınızı kalmış bir program. Eğer kullanmak istiyorsanız 7 günlük indirip kullanabilirsiniz. Ve ayrıyetten indirim bunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dediğim gibi eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu Muavey'in daha farklı eğitimlerini istiyorsanız desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.